Herkese merhabalar. Avrupa Şampiyonası tarihçesinde 2004 Portekiz'e geldik. 2004 Portekiz'de Türkiye maalesef yer almadı ve büyük bir sürpriz yaptı. Çünkü 2002 Avrupa Dünya Kupası'nda 3. olmuştu. Ama Avrupa Şampiyonalarına Dünya Üçünlerine katılamama laneti Türkiye'yi vurdu bu sefer. Ve Letonya'ya elenip playofflarda maalesef katılamadık. Bu aslında o zaman için büyük bir sürpriz olarak gösterildi ama asıl sürpriz kupadaydı. Yunanistan ilk maçta ev sahibi Portekiz'i Figo'lu, Rui Costa'lı, Fernando Couto'lu, Cristiano Ronaldo'lu, Nuno Gomes'li Portekiz'i hem de başlarına Dünya Kupası şampiyonu olan Brezilya'yı çalıştıran Felipe Scolari'yi almış Portekiz'i 2-1'le yenmeyi başardılar. Böylece sürpriz yaptılar. Rubin Kader maçında da son maçta da Portekiz İspanya'yı 1-0'la yenerek Rusya ve İspanya'yı ellerine yönlendirirken Yunanistan ilk defa Avrupa Şampiyonası tarihlerinde ilk defa çeyrek finale çıkmıştı. Gerçekten çok ilginçti. Sadece iki kere büyük turnuvaya katılmayı başarmışlardı daha önceden. 80 ve 94'te ve hiç galibiyet alamamışlardı ama ilk maçlarında da ev sahibini yenmeye başarmışlardı. B grubunda ise Fransa, İngiltere, İsviçre ve Hırvatistan yer alıyordu. Zidane'lı Fransa şov yaparak rahat bir şekilde gruptan çıktı. Hem de ilk maçta Zidane gerçekten neden büyük futbolcu olduğunu gösterdi. İngiltere maçında son dakikalarda uzatma dakikalarında attığı iki golle birlikte İngiltere'yi yenmeyi başarmıştı Fransa. Ama İngiltere için de süper bir kupa geçiyordu. Çünkü Wayne Rooney ortaya çıktı. Kalan iki maçta da 4 gol atan Wayne Rooney yeni yıldız, süper yıldız olmuştu İngilizler için. Ve çeyrek finale çok daha umutlu çıktı İngiltere. C grubunda ise İsveç, İtalya, Danimarka ve Bulgaristan yer alıyordu. Çok ilginç bir gruptu. Bulgaristan tüm takımlara yenildi. Ve geri kalan tüm takımlar da kendi aralarındaki maçlarda berabere kaldı. Grubun son maçında İsveç ve Danimarka yer alıyordu. Komşu iki takım, daha doğrusu Viking kültüründen gelen iki takımın İtalyanlar şike yapacağını ve maçın 2-2 berabere biteceğini iddia ediyorlardı. Ve maç 2-2 bitti. Böylece İtalya 3'te averajda geride kaldı. Ve İsveç ve Danimarka el ele hep beraber çeyrek finale çıktılar. D grubunda ise Alman futbolundaki çöküş devam ediyordu. Çek Cumhuriyeti, Hollanda'nın ve Letonya'nın olduğu grupta Almanlar hiçbir varlık gösteremedi. Ama grubun en muhteşem maçı ise Çeklerle Hollandalıların maçıydı. Arjen Robben mini show yaptığı maçta, her ataklarında, her pozisyonda Robben'in yer aldığı maçta Hollanda'yı 2-1 önde götürüyordu. Dick Advocaat yönetimindeki Hollanda, o zaman için Advocaat'ın yaptığı dünya tarihinin belki de en önemli, en kötü seçimlerinden birisini yaparak Robben'i çıkarttı. Bosvelt oyuna sürdü. Ondan sonra Çekler oyunu kontrolünü aldılar ve maçı 3-2 kazandılar. Çekler yavaş yavaş kupanın da favorileri arasında gösterilmeye başlandı. Nedved'li, Poborski'li, Jan Koller'li, Milan Baroş'lu Çek Cumhuriyeti turnuvanın en önemli, en güçlü takımlarından birisiydi. Portekiz çeyrek finalde İngiltere'yle heyecan dolu bir maç yaptı. Owen'ın golüyle İngilizler öne geçti ama daha sonra cevap geldi Helder Postiga'dan. Maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda da 2-2 bitti. Campbell'ın attığı gol sayılmadı. Penaltılara gidildi. Penaltılarda Ricardo kaleci çıplak elle kurtarış yaptı. Döndü sonra penaltıdan gol attı ve Portekiz'i yarı finale çağırdı. Bu muhteşem maç kupanın belki de en heyecanlı, en efsanevi maçıydı. Diğer taraftan Fransa, son şampiyon Fransa ise elendi maalesef. Yunanistan sürprize devam ediyordu ve Charistias'ın golüyle birlikte Fransızları elemeyi başardı. Turam'lı, Zidane'lı, Henry'li, Barthez'li Fransızlar ne yazık ki kupaya devam edemediler ve başarı gösteremediler. Diğer taraftan Hollanda ise tarihinde ilk defa bir penaltılar sonucunda bir turnuvada bir takımı elemeye başardı. İsveç'te 0-0 biten maçı penaltılara taşıdılar ve penaltılarda da Hollandalılar gülen taraf oldu. Son maçta ise bu sefer Çek Cumhuriyeti Danimarka ile karşılaştı ve Danimarka'yı çok net bir şekilde 3-0'la yenmeyi başardılar. 3-0'lık skor Çekleri yarı finale çıkarttı ki bu aynı zamanda Çeklerin artık yavaş yavaş kupanın da en büyük favorilerinden birisi olduğunu gösteren maçtı. Yarı finalde ise Portekiz Hollanda ile karşılaştı. Cristiano Ronaldo ve Maniche'nin attığı gollerle birlikte 2-1 kazanmaya başardılar. Yani tarihlerinde ilk defa final oynayacaklardı Portekiz. Artık rakiplerini bekliyorlardı. Rakipleri ise muhtemelen Çek Cumhuriyeti olacaktı ama Yunanistan bir sürpriz daha yaptı. Bu sefer de Çek Cumhuriyeti'ni yenmeyi başardı. Trenas Dellas'ın attığı golle birlikte, o zaman Roma'da oynayan defans oyuncusu Dellas'ın attığı golle birlikte Yunanlar sürprize ve tavşan çıkartmaya devam ediyorlardı. Finale yazdırdılar isimlerini.
Finalde Portekiz'in tüm hücumu Yunan defansına çarptı. Yunanların bütün kupa boyunca oynadıkları sert defans, katı defans anlayışı bu kupada da devam etti. Bu maçta da devam etti. Ve bu sefer maçın 65. dakikasında Charisteas'ın kornerden bulduğu gol Portekiz'in tüm umutlarının, tüm hevesini kursağında bıraktı. Yunanistan 2004'ün Avrupa şampiyonu oldu. Belki 92'den sonraki, Amerika'nın şampiyonundan sonraki en büyük sürprizdi. Ya da birçok kişiye göre dünya turnuvalarının en büyük sürprizi gerçekleşti. Kimsenin şans vermediği bir sezon turnuva başında 1'e 500 veren Yunanistan bütün evleri yenerek ev sahibini, son şampiyonu yenerek bir anda büyük bir sürpriz yapıp Rehagel'in hocalarına o zaman Alman Rehagel tarafından çalıştırılan Yunanistan hocalarına çok büyük bir armağan ve Yunan halkına çok büyük bir armağan verdi. 2004 Avrupa şampiyonu Yunanistan oldu.